İstanbul Beyoğlu'nda bir adam örneğinin çekilmesi için fotokopi makinesine yerleştirilen yarım milyonluk senedi bir anda kaptı. Bakın gerçeğin ta kendisinden bahsediyoruz. Yani bir böyle influencer'ın tıklanayım, dikkat çekeyim diye yaptığı bir şeyden değil. Bayağı gerçek. Kaşla göz arasında aldı o senedi, buruşturdu, ağzına attı. Sonra da çiğnedi, yuttu. Adam hakkında resmi belgeyi yok etme, yeme suçlamasıyla dava açıldı. Yesene lan! Filmdi, gerçek oldu. Kağıdı yutmuş. Ama yuttuğu sadece bir kağıt parçası değil, yarım milyon değerinde bir senetti. İkisi yan yana duruyorlardı. Buruşturduğu kağıdı adeta bir şeker gibi bir güzel böyle yuttu. Yedim Kemal abi. Görüntüler Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde kaydedildi. İş adamıyla karşı taraf arasında 523 bin liralık gayrimenkul anlaşmazlığı vardı. İş adamının avukatı ve üstün ailesi önce Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gitti. Ortada tam 523 bin liralık bir senet vardı. İşte o senedin fotokopisini çekmek için taraflar Beyoğlu'ndaki bu iş yerine geldi. Ben böyle içerideydim çünkü onlar fotokopi çekiyorlardı. Avukat senedi uzattı. İş yeri çalışanı makineye koydu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada işte karşı tarafta bir hamle yaptı. Avukatın elindeki kağıdı aldı, bu şekilde buruşturdu ve iş yerinin içinde arbede yaşandı. Ben hatta görmedim, videoda fark ettim. Avukat senedi almak için çok çabaladı ama olmadı. Adam inatçıydı, geri vermedi. O adam ortada hiçbir delil bırakmak istemiyordu. Sağına baktı, soluna baktı. Aklına akıl almaz bir yöntem geldi. Buruşturduğu o senedi adeta hap yutar gibi yuttu. Herkes şoktaydı. Böyle bir şey yapacağı kimsenin aklına gelmemişti. Yemek yedim mi de midem bulanıyor. Kağıt yemek istiyorum. İş yeri sahibi de panikledi. Onları dışarı çıkarmaya çalıştı. Polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında resmi belgeyi yok etme suçlamasıyla dava açıldı.